Ceylan Fırın Bursa'da spor programını sunar. Merhaba sevgili seyirciler. Ceylan Fırın katkıları hazırladığımız Bursa'da Spor'un bu hafta yine karşınızdayız. Bursa'da Spor programıyla çok değerli bir konuğum var. Her ay beraberiz. Bursa Spor'un eski kaptanı ve eski teknik direktörü Yalçın Hocam. Yalçın Gündüz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Serkan. Nasılsınız hocam? Görüşmeler. İyiyim. İyiyim Serkan. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun. Hele şükür bu hafta bir galibiyetten sonra evet, denk geldik. Evet. Samsun maçından sonra beraber miydik? Yok. Değildik. Denk gelmedi. Aylık muhtat. Ankara Gücü maçından en son Ankara Gücü evet, maçı öncesi beraberdik. Orada işte inşallah kazanacağız, her şey Tuzla çok güzel olacak sonra dedik. Evet, ama Ankara Gücü maçı kötü geçti. 3 haftada maç yoktu. Allah'tan araya milli ara ve bizim bayımız girdi. Ondan sonra kazanmak çok iyi oldu. Değil mi? Evet. Kazanmak çok iyi oldu. Bu arada ben hemen hocam müsaade ederseniz evet, anonsumuzu yapalım. Evet sevgili seyirciler, Yalçın hocamla bir saat boyunca Bursa Spor'u konuşacağız saat 17'ye kadar. Her zaman olduğu gibi bizi normal Bursa'da bugün Facebook sayfamızdan, yine Bursa'da bugün TV YouTube sayfamızdan, ayrıca şimdi de ben tweetledim kendi hesabımdan, Twitter'dan da bursadabugün.com'dan izleyebilirsiniz. Bir de tabii iç görselin dışında bir de işitsel olarak radyomuz var. Kardeş kuruluşumuz Radyo Bursa'da bugünden de 94.2 FM 94.2'den de bizi bir saat boyunca dinleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi özellikle bu 3 videonun altına bekliyoruz. Programımızda ilerleyen dakikalarda ben de Yalçın Hocam'a sizin görüşlerinizi ileteceğim. Yönetmenimiz Burcu da ekrana getirecek interaktif program yapmayı planlıyoruz. Çok şükür Bursa Spor, hani bayı haftayı saymazsak Tuzla beraberliği ve Ankara Gücü yenilgisinden sonra kazanmayı başardı. Hakikaten şeytanın bacağını kırdı ve tabii artık Özcan Bizatlı yönetiminde 3 maçlıkta bir seriye girildi hocam. Balıkesir'e evet, gidiliyor pazar günü 4'te. Sonra haftaya pazartesi, 1 Kasım pazartesi Keçiören geliyor akşam 8'de. Bu 3 maç hedef maç. Tabii Kocaeli maçı da var sonra ama özellikle bu 3 maçta alınacak 9 puan Bursa Spor'un hesaplarını çok yukarıya doğru olumlu bir şekilde çekebilir diye düşünüyorum. Hocam kadrolar açıklanmadan önce bize bir bilgi geldi. Kulübün basın, medya, WhatsApp hattı var. Evet. Çünkü o niye yok, bu niye yoklar başlıyor ya. Evet. Maç başlar, kadrolar bir aşkına Allah Allah bu kim, bu nereden çıktı falan evet, filan. O nerede, bu nerede? Kulübün açıklaması şöyle. Hatırlatalım. Tedavileri devam eden futbolcumuz kaleci Erhan Erentürk, İsmail Çokçalış, Kubilay Sönmez ki bu önemli. Biz iyileşti biliyorduk. Ramazan Keskin malum. Horkiara ve ağır hasar geçiren Ofosu ile birlikte arka adresine çekme hisseden Elton Akolatse bu maçta kadromuza yer almamaktadır. 7 toplam eksik. Eskisiyle, evet, yenisiyle. Bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü birazdan kadro yapılanmalar falan girerken bunların gözden kaçıranlarında bilmesine fayda var. Bence tabii bu saydıklarında 3 tane isim çok önemli. Yani evet. İkisi yabancı olmak ikisi üzere. Yabancı olsun. 8. yabancı. Siyahi oyuncular ikisi ve kaleci Erhan'ın yokluğu çok önemliydi. Artık yani. Kubilay da sanki düzelmiş gibi sanıyorduk. Kubilay da tabii önlü çok önemli daha oyuncu. Stoperde. En son buradaki Samsun maçında iyi oynamıştı Kubilay, İsmail. Evet. İyi oynayan oyunculardı. Ondan sonra bir daha Kubilay o maçta sakatlandı zannediyorum. O günden beri yok. Yani kampta da yetişemedi. Evet, kampta da devam ediyor. Erhan'da denemişler maç sabahı. Aldığı bilgi olmamış. Tam randımanlı. Hoca öyle demişti zaten. Maç günü belli olacak demişti. Ben hocam, şimdi Ofosu ve Elton olmayınca açıkçası tabii Bruno'yla Nam'ın kanatlarda oynama ihtimalini yüksek görüyordum. Ve öyle oldu. Yedeklerde yabancı kalmadı. Yabancı olsun diye bir derdimiz yok da. Baktığımızda şunu da söyleyelim. Aykut Akgün ve Hasan Ayaroğlu Özcan Bizati tarafından Ankara Gücü maçında zaten daha affedilmemişlerdi. Arkasından boş haftada yönetim belki de hocanın isteği de olabilir. Bu iki oyuncu affetti ve Vakıfköy'den Özüce'ye aldı. Bu iki oyuncu kadro dışından sonra ilk defa kadroya girdi. Evet, doğru. Ve Aykut son dakikalarda oynadı. Bir ufak bilgi daha hocam. Zalazar Arjantinli ilk defa 11'de oynadı. Mehmet Erdem Uğurlu ilk defa, ikisi de süre aldılar resmi maçlarda. Karagümrük maçına ben kadroya görür görmez Karagümrük maçını check ettim.
Aynı defansa çıktı. Canberk'in önünde sağ bek Mert Yılmaz, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu, Zalazar Çapan ilk defa beraber oynadılar tandemde. Evet. Sizin orası zaten kendi bölgeniz futbolcunuzdan bu yana. Evet. Emirhan'ı kesti hoca. Onu söylememiz lazım. Burak Altıparmak ön libero, Kerem Şen'le İsmail Yüksek de, İsmail iyileşti. Önemli bir kazanımdı. Sağ iç, sol iç olarak 2-8 numara Namık, Bruno, Kanatlar, Matav, Santrafor. Bu kadroyu gördüğünüzde neler hissettiniz? Siz de maçtaydın. Evet Sarkancığım, şimdi tam benim önümde maça girdim ben, bekliyorum. Daha çıkmamıştı takım ısınmaya. Çıktılar ısınmaya. İşte tam o taraftaydım ben. Kadroları görmeye çalıştım. Aynen. Benim ön tarafımda ısındılar bizim bu futbolcu arkadaşlar. Oradan bakıyorum hiç tanımadığım adamlar var kadroda. Hiç görmedim yani. Mehmet Erdem falan. Mehmet Erdem falan 30 numara. Hiç tanımıyorum diyorum. 33 numara. Bir de kadrolar da daha açıklanmadı. Okunmadı. Yani hem okunmadı hem telefonda da daha düşmedi. Şeye evet, de düşmedi. 6 gibi düşüyor. Evet. Ondan sonra. Yani bir saat önce. Göremiyorum. Merak ettim dedim ya. İşte Matavz'ı göremedim gibi geldi mesela bana falan. Ondan sonra. Dedim ya nasıl Mert'i hadi o sağ bek tanıyorum onu. Bir burada bir maç oynamış değil mi? Evet. Ankara'cı maçında mı oynadın? Yok Ankara'cı değil. Yok yok. Samsun maçında mı oynadın? Samsun galiba. Galiba. Bir ya da iki maçta oynadı. Barcelona'dan gitti galiba. Ondan sonra ya tabii bu kadroyu görünce işte mesela şimdi şöyle düşünüyorum. Gerideki savunmada son maçtan 3 tane oyuncu değişiyor. Çok büyük bir risk aslında. Tabii yani onu düşünün. Karagümrük maçından başka bir elimizde şimdi veri yok. Mesela son Ankaragücü maçında oynadığın savunmadan 3 tane oyuncu sağ bek, sol bek, stoperin biri değişik. Ben onları kesmesine anlam veremedim. Yani böyle olunca ben şey oldum İrkildim yani. İrkildim diyorsunuz. İrkildim ve korktum da yani. Eyvah dedim ya nasıl olacak bu iş yani. Büyük risk aldığını düşündünüz hocam. Kesinlikle öyle yani. Ondan sonra işte mesela orta sahaya gelelim. Ben tabii Emirhan'ı gene bekliyordum. Mesela hadi Burak sağ bekten gelecek artık geriye dönecek orta sahaya falan diyordum ama Ankaragücü maçında ne demiştik biz orta saha yumuşak kaldı. Evet. Yani, ben de süzgeç diye yazmıştım. Yani orada daha böyle birebir oynayacak. Geçirgen. İşte mücadeleye girecek, temaslı oyunu becerebilecek, top kazanacak oyuncular lazım diyorduk. Şimdi bu orta sahaya bak İsmail zaten İsmail de öyle bir oyuncu hemen hemen kırılgan bir oyuncu gibi. İşte Kerem desen öyle. Burak biraz daha sağlam gibi görünüyor olabilir ama Bruno mesela Bruno 8 da 8 oynuyordu genelde. Genelde ama Bruno da kenarda. Ama kanat özelliği var hocam. Ondan sonra böyle orta saha olunca da orada da biraz şüphelendim. Acaba 6 numara Burak mı oynayacak, Kerem mi oynayacak? Yani böyle olunca yani maçı çok tabii sıkıntılı geçebilir diye bende soru işaretleri oluştu açıkçası. Ama sonra maç başladığında Bursaspor'un taktiksel olarak iyi hazırlandığını gördüm Serkan. Bir coşku da vardı değil mi hocam? Şimdi tabii yani hep söylüyoruz tabii. Kampta yediler 10 gün. Taktiksel hazırlık içerisinde zihinsel hazırlık da maç hazırlığında zihinsel hazırlık da çok önemli tabii. Tamam. Yani bu zihinsel hazırlıkta işte coşkulu oynama, işte iyi mücadele. Kazanmak bunlar, istemek. Tabii yani kazanmaya odaklanma falan. Rakibe o mesajı vermek. Tabii çok önemli şeyler tabii ama... Yani Bursaspor oyun başlangıcında böyle mesela hoca diyor ya ben Bursaspor'un nasıl oynaması gerektiğini biliyorum. Bir Bursa seyircisi işte önde baskı yapan, evet. Oyuna hakim olan, hükmeden pozisyon üreten bir oyun anlayışı istiyor. Tamam. Diyor biliyor ama bir yere kadar. Elindeki kadronun durumunu da bilmek lazım yani. Şimdi bizim elimizdeki şu kadro hem oyuncu kalitesiyle hem durumu değerlendirdiğimizde çok o işleri yapacak durumda değil gibi görünüyor zaten. Yani bu Ankaragücü maçında çok net belli oldu. Belli oldu derken bu Ankaragücü'nün gücünden mi kaynaklandı? Acaba bizim zayıflığımızdan mı kaynaklandı? Böyle bir soru işareti var bende hala. Şimdi Bolu maçı onun için ben çok önemsedim Bolu maçını. Özellikle gidip böyle çok dikkatli bir şekilde izlemek istedim yani. Niye işte bir 21 günlük bir boşluk vardı. Güzel bir kamp dönemi neler geçirdiler. Acaba? İşte büyük bir hazırlanma fırsatıydı bu. Böyle baktığımızda Bolu maçı çok önemliydi tabii. Şimdi oyun başladı. Bolu tabii hakim gibi görünüyor oyuna. Yani Bolu top onlarda kalıyor. Sevmedim bir laf ama bırakmışız gibi. Bizim sahaya yerleşiyorlar. Biz de geliyoruz. Topun arkasına geçiyoruz hep beraber. Ama burada güzel olan şey
bütün takım buna çalışmışlar belli yani. Evet. Yani hem top bizdeyken ne yapacağız, hem top rakipteyken ne yapacağız, oyunun iki yönünde nasıl oynamak gerektiğini özellikle çalıştıkları çok net belli. Yani kampta bir şeyler olmuş. Olmuş. Top rakipteyken herkes topun arkasına geçiyor, takım savunmasına katılıyor. Bravo. Matas bile bir yere kadar geliyor. Matas'ın arkasına geçince topu kalıyor. Onun haricindeki 9 kişi. Büyük hücum pres bekleyemez. Aynen yerleşiyorlar, güzel kaymalarla falan. Çok pozisyon da vermediler. Özellikle ilk yarıda bilmiyorum ama yani uzaktan atılan 1-2 tane şutu var Bolu'nun. Bir de... İlk yarı söyleyeyim ben size hocam. Bir de, 7'de 2 isabetleri var. Bursaspor 3'te 2 isabette. İlk yarıda 2 isabette de gol bulmuş. Bakın 3 evet, yani şut. Işte, %100 2 yani isabette. Yani önemli olan şu. Bolu hakim gibi görünüyor. İşte bizim üzerimize geliyor. Bizim sahamızda oynanıyor ama... Top Bolu'dayken, rakipteyken olan şeyler, topu biz kazanırca ne oluyor peki? Kazanınca da geçiş oyununu çok çabuk oynamaya çalışan. Evet. Öyle hemen Fatih Tekke gibi değil, slow motion değil yani. Değil, hemen kazanla mesela çok 1-2 öne oynayan. Dikine. Aynen dikine oynayan bir anlayış. Ve bunun faydalarını gördü takım yani. Nasıl gördü? Mesela o ilk golün kornere çıkan topunu, orta sahada kazanılan bir top, çabuk oynanan 1-2 pas, Matavza atılan bir gol. Şu pas, Matavs eğer biraz çabuk olsa Matavs açacak golü zaten. Hocam orada benim dikkatimi şey çekti. Araya gireyim hem sohbete katkı olsun size de diye. Siz tabii çıplak gözle daha aşağıdan yakından izlediniz. Matavs'a iki kişi birden bastı. Evet. Normalde pırpır bir forvet olsaydı biraz tabii pivot Matavs. Yeşil evet, de var ağır. Tabii. O topu alır götürür iki kişi peşine takar golü yapardı. Matavs yetişemedi. Son vuruş derken hani evet. Ağır kaldı. Adamlar evet. Hemen korner attı. Aynen. Fakat orada bir estantene var hocam. Evet. İsmail Yüksek gitti Matavs öyle bir sarıldı ki. Öyle mi görmedim. Ben sen yazıda da yazmışsın. Yazdım. Yakın plandan da sonrasında izledim. Aldı sardı. Sanki hani İsmail Yüksek 32 Matavs 22 yaşındaymış gibi. Takımın kaptanıymış gibi. Tamam o 14'te İsmail biz biliyoruz. Bursa Spor evet. Altyapısından oynadığını evet, evet. Falan ama aidiyet duygusuna bakın hocam. Ya da evet. Takımın iştahına evet. Bakın. Olsun olsun bir dahakine atacaksın gibi. Normalde 22 yaşında bir adamdan bunu beklemez. Evet. İsmail Yüksek geldi. O kendinden daha uzun adama iki eliyle sarıldı. Tamam birkaç İngilizce kelime söyledi muhtemelen. Olsun atacaksın hadi koçum falan ki biz öğrendik kampta yani hocanın okey lafları biraz yanlış anlaşıldı ama beraber vakit geçirmişler. Beraber takımdaşlık birbirlerini taşımalar, espriler. Çünkü tanımıyorlardı birbirlerini. Yani yemekten sonra herkes evine gidiyordu. İş yerinde tabii. Normal memur gibi. Çoğu ismini bilmiyordu birbirini. Yani, o gördüm ben oradan da 30 saniye sonra gol geldi. Evet yani işte İsmail de şöyle diyeyim ben sana. İsmail mesela Balıkesir'de kiralık oynaması İsmail'in çok şey kattı ona. Demir yanlış oldu mesela. Adana Demir'de yarım sezon yani oraya gitti. Ama orada Balıkesir kadar oynamadı zaten. Oynamadı. Çünkü oraya gitmesi yarım yarım yanlıştı. Tabii yani. Demir daha kaliteli bir kadro. Fazla o kadroda yer bulamayı ama Balıkesir tabii Balıkesir kendine bir özgüven yer, gelmiş. Tabii. Balıkesir bence İsmail'e çok şey kattı. Şimdi burada... O zaman İsmail derken hocam Emirhan'ın yedek kalması bu formüle normal miydi sizce? Onu da konuşalım. Şimdi şöyle ben Emirhan'ı... İsmail Keremşen. Emirhan'ı oynatıp Kerem'i bekletir diye düşünüyordum ama Kerem'i tercih etmiş. Mesela Fatih Tekke de Samsun maçı ve Samsun'dan sonra Tuzla maçında da Kerem'i oynattı mesela. Evet Kerem'e devam ediyor. Devam bu ediyor. Hoca da devam ediyor. Yani... Hoca da geldi mesela Kerem'le Ankara gücü maçında devam etti Özcan Hoca. Dört yemeğe rağmen kesmedi. Aynen. Ben mesela biraz yani orada da tercihim şey tarafından olabilir ama Kerem tebrik ediyorum. Kerem bu seçimlerin doğru olduğunu dünkü maçta da gösterdi mi hocam? Gösterdi bence yani. Kerem'i biraz daha güçlense tabii. Biraz daha olacak ama biraz daha zaman hemen bu çabuk olmuyor yani. Hocam bu, bizim Fatih Şen'e benzetiyorum gerekiyor. Ben onu. Acaba yani, hani Fatih Şen de biraz böyle çabuk düşerdi falan ya. O da evet, biraz tıfıldı bu, o zaman. Bu daha iyi. Biraz daha Fatih'ten daha uzun gibi. Daha topa böyle hakim. Daha kreatif değil mi? Evet böyle daha değişik bir oyuncu. Kerem. Çünkü mesela Necat Hoca da Fatih Şen'den vazgeçmiyor evet. Mesela. Kerem bence değişik bir oyuncu. İnşallah çabuk senin dediğin gibi biraz daha güçlenir falan. Kerem bu maç benim gözüme 2002'di. 19 yaşında hocam. Evet, yani evet. Daha öyle biliyorum yani çok genç. Ve bu takımda gelecek vardı diyor. 3 hoca da bundan bir şekilde yararlandıysa ki geçen sene de çok önemli süreler aldı, goller attı falan. Şimdi bir önemli şey de duran toplar tabii. Duran toplar çok önemli. Bizim gibi takımlarda özellikle bu gibi maçlarda hep ben söylüyorum birbirine yakın takımlar oynadığında duran toplar çok belirleyici olabiliyor. İşte atılan 4 tane gol var.
3 tanesi duran top. Değil mi? Tabii yani bizim 2 tane korner, onların attığı da serbest atıştan gelen bir top değil mi? Hocam, onu ben kullandılar. Oradan seken top bir daha önlerine o düştü. Şeye geleceğim hocam. Ben burada bu sene siz orayı tam şimdi aklıma geldi. Bakamadım da. Böyle organize bir duran top korner golü ben hatırlamıyorum bu sene. Ya şimdi ikinci gol direkt oldu ama ilk gol tabii çalışılmış gibi. Belli oraya, yani. Nam'ın tabii, arkaya çevirmesi. Nam'ın oraya arkaya çevirmesi. Bolu'nun uyuması, Bolu'nun hepsi Zalazan arka direğe, arka direğe koşusu evet. falan. Yani çok güzel bir gol oldu. İlk defa organize bir gol evet. izledik duran topta. Hep heba alıyordu. 23 korner attığımız bir maç vardı hocam. 0-0'dı. Ben hep söylüyorum. Fatih Tekke'nin yani, zamanı. Duran toplar çok önemli. Günümüzde duran toplar çok önemli. Yani bir tane korner atışını bile geliyor mesela. Yüksek atamıyorsun. İşte istenildiği gibi kullanamıyor. O çok büyük bir kayıp ya. Değil mi? Hiçbir şey yaramıyor yani. Yani çok kayıp. Saldım çayıra. Onun için bunu kullanan oyuncuları çok yani kesinlikle etkili kullanmaları lazım bu duran topları. Kesinlikle. Değil mi? Onun için de çok çalışmak lazım. Ya işleri de çalışsınlar arkadaş. Yani, zaten bu her hafta profesyonel futbolcu bu arkadaşlarımız. Yani antrenman bittiğinde kalsınlar 50 tane 100 tane korner kullansınlar. Bir sürü yardımcı tane hoca var. Tabii yani frik kullansınlar. Ne var yani? 4 tane kalecim var. Tabii yani. Aynen. Yap bunları. Kesinlikle çalışılması gereken şeyler bunlar. Ve işte görüyoruz karşılığını aldık. Bak 2-0 yani, 22'de. Tabii yani. Bir de hocam bu cıkçıklı bir maç. Yani Bolu zamanında biz geçen sene 4-2 yendik ama orada berabere kalmıştık. Siz de buradaydınız galiba. Aynen, ben aynen, oradaydım. Biliyorum. Canlı yayında. Mehmet Ali ile beraber. Evet bravo. Zalazar mesela bizim için kapalı kutuydu. Şimdi Karagümrük evet. maçı ta Olimpiyat Stadında tek kameradan izledik. Bir şey anlamadık ama hırslı bir çocuk. Zalazar mesela bir stoper için kısa boylu olmasına rağmen bence. Evet. 1.88 falan. Kısa boylu. Gördüğüm kadarıyla sahada yani kısa kalıyor. 97 doğumlu 24 yaşında. Ama ona rağmen böyle pozisyon almayı bilen, öyle çok bireysel hata çok yapmayan, pozisyon almayı bilen, biraz sert, gerektiğinde sertlik yapabilen ama topu da kullanabilen ki ön libero falan da oynuyormuş zaten. Onun özelliği de var. Ondan sonra hücuma çıkabilen, topu taşıyabilen. 1.84 hocam. Savunmadan hücum 84 mu? 84. Ben yanlış söyledim. 88. Stoper için kısa. Evet. Yani 90 sahada belli oluyor zaten kısa olduğu sahada bence. Çapan biraz daha uzun. Evet. Ama dediğim gibi yani orada pozisyon almasıyla işte biliyor yani oranın ne gerektirdiğini, ne olması gerektiğini. Arjantin'de Hırvat'ı nasıl değerlendiriyorsun hocam? İki tandemde iki stoper, vallahi iki yabancı. Çok sıkıntı olmadı yani. Bu maça göre. Bence olmadı. Onlarda da tabii bir gol, Basango bir de kendi dışarı çıkardı. Aynen bir tane dışarı çıkardı. Sonra geleceğiz tabii. Biraz Bolu da çok etkili olamadılar hücumda. Aha. Bolu topa hakim gibi oldu, pas yaptılar falan ama çok üretken değillerdi ama ona rağmen senin dediğin o pozisyon mesela çok önemli. Ben baktım tam girmiyor top, çıkabilir. Biraz fasoluydu galiba. Çıkabilir, o içeri atayım dedi, evet, dışarı çıkardı. Ama topu ona doğru geldi biraz, ayağı çok öne gitti. Fizik kurallarına aykırı ya. Enteresan bir pozisyon oldu aynen. Yani bu Zalazar'ı beğendiniz mi hocam? Beğendim denilebilir yani. İlk ama maç tabii ölçü değil. Bir iki maç aynen onu diyeceğim şimdi. Bir iki maç daha görürsek daha net olabilir Olur ama. Kesir. Şimdi mesela ön libero oynaması az önce söyledim ya kırılgan orta saha dedim ya. Hı. Eğer orada kullanabilirsek orta sahada gerektiğinde. Da yani böyle bir ihtiyaç olduğunda eğer orta sahada o sertliği takıma kazandıracak bir şey gösterirse performans gösterirse daha değişik katkılar da koyabilir evet. takıma yani. Geçen sene Arjantin Süper Ligi diyelim yani bizim anlayışımıza göre. Onlar da açılış ligi, kapanış ligi var ya. Evet. Plezante'de 18 maç bir golle oynamış. Ondan önce All Boys'ta bir şeyde ne yazıyor acaba? Orta saha mı stoper mi yazıyor o şeyinde? Hocam genelde stoper yazıyor. Öyle defans mi? Yazıyor. Ama ikinci pozisyonu orta saha 6 numara. Şimdi evet. burada tabii ben maçın gidişatına göre bir tweet attım. Nam'ın 63 dakika bir maçta Sırbistan'da da son 17 dakika olmak üzere iki tane milli maçtan döndü. Nam'ın evet. biraz yorgun döndü ve kampın iki gününe katıldı. Cuma gitti, pazar günü Azerbaycan'a gitti. Kampın diğer 7-8 gününe katılamadı. Fakat Nam'ın yoruldu, dilin dışa çıktı, belli oldu. Evet, evet. Burada dedim ki ben tweetimde 68'de falan attım tweet'i. Hani Eren Nam'ın yerine orta sahada Kerem Şen iyi oynuyor ama Kerem Şen'in yerine de Taha'yı koyup, Taha'yı stopere çekip Zalazar'ı ön libero'ya atıp
Evet. Çünkü bunun daha önce yapıldı. Evet. Ve Zalazar'ın da biz son 15-20 dakika gördük. Karagümrük'te ön libero'da daha böyle delici hücumlara topla çıkabilen bir adam. Dribbling'i var değil mi hocam? Evet evet aynen. Yani benim bu anlamda ben bunu bekledim. Benim öngörümün biri oldu. Nam'ın yerine 86'da girdi. Ben bunu 70-75 arası bekledim. Aynen katılıyorum. Eren Güler bence 75'e kadar girmesi lazımdı. Çünkü mesela, Namık iyice bitti. Mesela Bruno'yu da ben... Niye Aykut onu anlayamadım mesela. Bruno mesela ben Bruno'yu bir golde gördüm. Bir de kornerleri kullandığında gördüm sahada. Evet. Onun haricinde Bruno çok etkili olmadı. Kanattan benim, gidip de orta yapan bir tip değil. İçeri kalan, giren bir tip. Aklımda kalan hiçbir şey yok yani. Yetkinliği yok. Yani bir pası yok. Bir dediğim gibi Duran iki tane korner kullandı. Güzel. Biri asist oldu. Bir de golde tek vuruş zaten. Ayak üstü. Mataz vuruyor. Top rakipten sekiyor. Bir şekilde. Ama hocam dönerek onu sağ ayağına denk getirmesi acayipti. Yani işte o biraz oyun bilgisiyle falan alakalı. Süper. Bir de bayağı güzel takımlarda oynamış. Ama çok temposuz. Yani görüyorum. Hocam yok şimdi adam özellikle yok. Bakıyorum ona. Çok temposuz. İşte ondan biraz. Elton'la Ofos'un olmadığı yerde. İşte kırılganlığımız tamam. Böyle olduğunda tabii ki ama şimdi yarın öbür gün tabii işler zorlaşacak. Bu Ofos'u ve Elton döndüğünde. Ne olacak? İşte Alaskorov biraz çalıştığında falan dediğim. İsmail Yüksek var 8 numarada. Tabii Burak yani var. Şey gelecek. Öteki. Emirhan. Yok oynamayan neydi? Az önce saydın. Kubilay Sönmez. 6 numara. Tabii. Hocam ben 6'dan değil de 2-8'den gidiyorum. Şimdi Kerem Şen'le Emirhan arkada oynadığından Burak oynuyor. İsmail Yüksek'le şimdi Kerem Şen oynuyor. Evet. Sağ iç sol iç. Evet. Meşhur ya şu half space'ler falan. Evet, evet, evet. İç koridorlar. Oradan sen Bruno olarak şu anda İsmail Yüksek'i kesemezsin. Evet evet. Doğru mu 8 numarada? Kerem'i de kesemezsin. Kerem de keserse bence. Emirhan keser. Kesemez. Görürsün bak. Ama şu var şimdi bak. Bu orta sahayla oynuyorsan şimdi kabul ettin veya düşündün bunlarla devam edeceğim. Evet. Bunları çalıştıracaksın zaten. Evet. Nasıl çalıştıracağım biliyor musun? 5'e 5 oyunlar. Şimdi buradan akıl vermek gibi oluyor hocaya belki ama bizim şeyimiz değil ama. Estağfurullah hocam biz burada fikir jimnastiği yapıyoruz. Aynen bak şöyle. Niye yani biz derdi biz Bursa Spor. Aynen 8'e 6 oyunlarla böyle dar alanda bunları mücadele ettireceksin. Eyvallah. Korokor böyle temaslı oyunlar, itmeler, kalkmalar, top kazanmalar. Hani böyle ekselansları derdik biz Norveçli şu olmasa. Rahat oyun oynamayacaklar. Ekselansı oynamayacaklar yani. Yok top rakibi geçtiğinde top rakipteyken aynen çatır çatır böyle mücadele edecekler. Bunları eğer bu üçüyle oynayacaksak orta sahada Kerem, Burak, Emir, İsmail buna Kubilay'ı koyabilirsin. Kubilay'ı yani bunlar hep beraber çalışıyorlar. Kubilay, bu orta saha oynayan Emirhan 6-8. Orta saha oynayan oyunculara bizim bir sertlik ve tempo kazandırmamız şart. Aynen. Hani biz eskiden bu takımı düzeltmek istiyorsak eğer samimi söylüyorum orta saha oyuncularımıza Emirhan dahil buna işte İsmail, Kubilay, Kerem, öteki genç oyuncumuz ne bizim? Milli takıma giden Tuğbey. Tuğbey kadroda yoktu. Tuğbey, Vefa. Öteki Vefa. Bak Tuğbey kadro yok. Vefa. Bunların hepsine alacaksın. Çalıştıracaksın ve ben sizden bunu istiyorum. Bak bugün bunu çalışacağız. Kıskırıldım oynayan bunu formayı giyemez. Bunu istemiyorum. Oynayamaz. Kemik sesi gelecek diyecek. Kemik sesi. Yedi gelecek istiyorum. Kadroya giremez. Tabii. Hocam biz yazardık ama. Vakıfköy'de eskiden aynen. Kemik sesleri. Kemik sesleri değil mi? Tabii yani. Baktık ki çatırtılı bir çift kaleye geçiyor. Atardık aynen, başlığı. Aynen. Zaten Erzalı kulakları çınlasın. Bunu yapmak lazım yani. Bu bizim en büyük ihtiyacımız olan biraz daha sert bir yumuşak takımdan çıkıp daha sert bir takım, daha kararlı, daha böyle inançlı evet. Bir takım. Kırılgan olmayan, mücadele eden bir takım oluşturmamız lazım. Doğru. Bu arada sorulardan da başlayalım. Orada bir İsmail Yüksek sorusu gördüm ben Facebook'ta galiba ya da başka bir yerde de olabilir. İsmail Yüksek'e soruyorlar durumunu, onu aydınlatalım. Imperviews geçenlerde de bu arkadaşımız YouTube'dan atmış değil mi Burcu? Serkan abi İsmail Yüksek'in opsiyonu için ne kadar ödememiz gerekecek? Maalesef şimdi burada yanlış bir bilgi var. Onu ben check ettim biraz önce. Bu soruyu görünce kulüple temasa geçtim hocam siz konuşurken. Evet, yani Fenerbahçe'den bonservis bedelini mi soruyor? Evet öyle bir satın alma opsiyonunu soruyor evet, kaç para diye. Maalesef İsmail Yüksek'te satın alma opsiyonu yok arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki niye yok? Bursa Spor Kulübü'nün o görüşmelerde hani Hayrettin Başkan'ın da ben çok önemli rol aldığını biliyorum. Gülgüler'in. Bursa Spor Kulübü ısrarla istemesine rağmen maalesef hocam satın alma opsiyonunu vermemişler. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in potansiyelini biliyor. Bir şey sadece bir yıllık kiralık. Ha belki arkadaşımız şeyle karıştırmıştır. Sağ bek Uğur, Kaan, Yıldız bu maçta kadroda yoktu.
U19'dan alınan çocuğun satın alma opsiyonu var. Sağ bek. Uğurkan Yıldız. O da Fenerbahçe'den kiralık. Biliyorum, kapacağı karşı iki kiralık geldi ya. Evet. Uğurkan'ın opsiyonu var. İsmail Yüksel'in yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu arada maçın öncesinde herkesin gördüğü seremonide ben mi yanlış görüyorum ya? Luka Çapan kaptan çıktı. Tamam Emirhan yedek ama nasıl oluyor? Burak evet, kaptan de, olması gerekmiyor ben muydu? Ben de şaşırdım mesela. İkinci kaptan Burak yok. İkinci kaptan Burak Altıparmak. Biliyorum biliyorum. Sonra Aykut diye gidiyordu. Biliyorum aynen. Arkadaşlar bunu da açıklayayım size. Yönetimden bugün aldığım bilgi. Çünkü ben de maçı sıcağı sıcağına yazdığımız için gece Bursa'da bugün internet sitemizde yöneticilerle temasa geçmiyorsun. Orada kulübün bir ufak şeyi var. Bunun maç öncesi bilgilendirmemesi. Evet. Onu keşke yapsalardı. Kulüp de kabul ediyor bunu. Olayın özü şuymuş hocam. Bursa evet. Spor yönetimi ve kampta futbolcularla görüşme yapmış. Kocaeli kampta. Kocaeli kampından ama yönetim de kamp öncesi bir görüş belirtmiş. Demişler ki takımda da hani 7-8 yabancı var. Orker'le beraber 8 yabancı var. Kaptanların içinde bir tane de yabancı yapalım mı? Takım içinde bu olumlu karşılık bulmuş. Emirhan da yedek kalınca yönetimin hoca da buna katılmış. Hocanın bir dahli olmamış yani. Futbol şubesi de futbolcularla da görüşmüş. Herhangi bir yabancı kaptana karşı bir tepki ya da bir karşı görüş gelmemiş takımdan. Benim aldığım evet. bilgi tabii bu. Gelmemiş. Ve birinci kaptan Emirhan Aydağ'ın devam ediyor arkadaşlar. Emirhan oynuyorsa, sakat ya da cezalıysa birinci kaptanımız Emirhan. Bunu herkes bilmesi lazım. Altını kalın çizgilerle çiziyorum derlerdi eskiden hocalarımız. Ben de çizeyim hocam. İkinci kaptanlığa da yabancılarla İngilizce bilmesi Hırvatlı stoperin. Yabancılarla da arasının iyi olması Süper Lig tecrübesiyle. Takımda da sevilen bir isim. Sempatik bir isim. Sağda ama ciddi. Luka Çapan ikinci kaptanlığa getirilmiş. Burak Altıparmak'ta bir sıkıntı yok. O da üçüncü kaptan. Sonra işte Aykut Onur diye gidiyor. Ya da Onur Aykut neyse. 5-6 tane belirlesiler. 5-6 falan. Hocam şimdi böyle. Şöyle tabii takımın abileri de var ya Aykut Onur. Yani bazen hocam öyle oluyor maçın içinde hatırlayın. O sakatlanıyor bu oyundan çıkıyor. Millet birbirine vermeye şey arıyor. Evet, evet, evet. Ortada kalıyordu kaptan. Evet. Sizin zamanınızda vardı. Yalçın olmazsa Adnan Duran. Evet. Biliyorduk yani 3 kaptanı. Evet. Ama bir anda dördüncü kaptan kim diye birbirimize sorabiliyorduk. Evet. O acil durumlar için belirlenmiş. Evet. Burada bu durumu yazmakta fayda var altını çizerek. Yani nereden çıktı bu Luka Çapan demeyin. Yabancılarla da ilişki kurabilen ve takımda sevilen bir karakter. Hakikaten çok da çalışkan. İlk haftalarda bu adam oynar mı falan diyorduk. Ha bana sorarsan Bursa Spor'a yeni gelmiş bir adamın normalde kaptan çıkması benim de tuhafıma gitti. Eğri oturup doğru konuşuyor. Bana da aynı şekilde. Ama bu takımda şimdi bence mesela Onur varsa bu takımın en eskisi ise Süper Lig'den beri. Emirhan'dan sonra mesela Burak'sa Onur'dur yani üçüncü kaptan benim gözümde. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem eskiliğe ben önem veririm. Ona bakarsan Onur belki Emirhan'dan da daha eski. Şey, transfer gelmiş Süper Lig oynamış. Onu, evet. Emirhan yokken o Süper Lig oynuyordu. Işte burada da Emirhan'a bir Vakıfköy esprisiyle karışık yani, geçen senelerde. Ne olursa olsun bir yani. Karakter koydu. O da biliyorsunuz dominant bir karakter. Evet evet. Emirhan da ben olabilir bazen formsuz olabilir. Maçtan önce de maraton tribünden özellikle Emirhan'a bir sevgi gösterisi, ekstra bir sevgi gösterisi benim hoşuma gitti bu. Böyle ben hiç görmedim. Benim detayı da var. Nereden oldu? Maraton karşı tribünden. Emirhan maç öncesi özel çağırıp açıktan karşıdaki açıktan. Eski açık yani bizim adıyla. Evet. Açık tribünden gelen destek maratondan bence değerli. Çünkü siz Emirhan'sınız. Birazdan oyuna girme ihtimaliniz var ve gene yuğulanacak mıyım psikolojisi? İnsanı bozuyor. Bu arada Texas'ta niye az seyirci var diyenlere de sonra söyleyelim. Geçen Ankara Gücü maçında çok küfürlü tezahürattan dolayı birçok blok kapatıldı. Artı geçmiş kandilinize mübarek olsun tabii ki. Dün Mevlüt Kandili'ydi. Kandiller her zaman maçlara etkiler. Bu bir gerçektir. Evet. Herkes anasına, babasına, akrabasına gidebilir. Camiye gidebilir. Bu gayet doğal, makul bir şey. Artı işte havanın biraz birden yağmurlu olması falan filan gibi bahanelere sığınmak için söylemiyorum ama Texas'ta öyle bir de içeri girerken emniyet herkesin biletini ve kimliğini tek tek kontrol etmiş. Şimdi de kontrol ettiler benimkini. Aynen. Bu nedenle. Eskiden mesela kimliğe bakmıyorlardı. Yani kaçak giriyorduk. Belki de hani bu cezalardan giren olmasın evet. gibilerinden. Evet. Özel bir durum. Özellikle baktılar yani. Bu da etkili olmuş olabilir. Bilemiyorum. Yani oldu demiyorum. Bunlar ihtimaller dahilinde. Tabii. Bunları söylemekte fayda var. Başka sorumuz var mıydı sevgili Burcu? Bir tane daha soru vardı diye biliyorum. Bu şimdi unuttum. Sıradan verirsen olabilir.
Mert Erikçi'nin vardı galiba bir sorusu. Çünkü orada da iyi yayınlar Serkan abi, Yalçın hocam. Geçen haftaki programda önümüzdeki 3 maç 9 yaparız demiştim. İlk etabı geçtik. Şimdi sırada Balıkesir var. Ha, tabii biz bunu konuşacağız daha Mert. Sevgili Mert bizim sürekli izleyicimiz hocam. 3 maçta 9 hepimizin dileği. Şimdi ben maç maç bakıyoruz. Ankara'cı maçından önce fikstür avantajından bahsetmiştim hatırlarsan. Serkan 4 maçın 3'ü içeride bir deplasman var demiştik. İşte içerideki 2 tane maçı oynadık. Ankara'cı kötü geçti. Bunu kazandık. Şimdi Ankara'cı kötü geçince bu 2 tane maçı mutlaka kazanmamız lazım. Opsiyonumuz kalmadı. Artı yani. Ankara Keçiören Gücü de pazartesi içeride Keçiören'de. Sonuncu abi. Tabii Balıkesir yani. Altında, Keçiören altında. Bunlar tabii, tabii, 6 puanlık maçlar. Kazanmamız lazım aynen yani. Hem ateş attı. Şimdi millet diyor ki yendik. Niye çıkamadık? 18.lik 16.lik çıktık. Tamam plakadayız. Plaka düşme hattının en sınırı ama Bolu'nun eksi 1 senin eksi 3. Evet. Sen Bolu'yu farklı yenseydin Bolu'yu aşağılıyor. Bu arada Reha Erginer de sallanıyor Bolu'da. Samsun'da evet. Da Mehmet alt parmakla yollar ayrıldı. Ayrıldı mı? Bugün taze haber. Reha Hoca'nın da her an gönderilebileceği söyleniyor. Evet. Bolu'dan gelen ajans haberleri bunlar. Benim istihbaratım değil. Ama şeyde gitti Samsun biliyorsun. Açıklandı. Keçiören gitti. Keçiören Hoca'sı da gitti. Gitti evet. O da enteresan. Oluyor. Manisa'da Necdet Hoca vardı. O üst üste iki maç kaybedince. Şey, yeni bir hoca geldi. Eskilerden bir hoca geldi. Evet. O Necdet Hoca diye hatırlıyorum. Değil Necdet Hoca değil. Necdet yani. Şimdi ben de ismini hatırlayamadım. Naci Özsoy mu? Özsoy. Evet. Naci Hoca. Aynen o geldi ama yani. İki maç. Ben Adana'dan böyle bir sürpriz bekliyordum. Yani bir sürpriz gibi Oza görünüyor ama. Farkı. Sürpriz gibi görünüyor ama bana göre bence sürpriz değil. Adana'da Adana 9 Spor, yaptı. Adana Spor çünkü iyi bir takım diye ben söylüyorum. Buradaki ilk maçı seyretmiştim mesela. He, Manisa Adana berabere kalsa Adana'yı altımıza alabilirdik mesela. Yani işte. Gibi. Yani şimdi senin dediğin gibi hocanın da dediği gibi maç maç bakalım diyor hoca. Evet. Böyle düşündüğümüzde Balıkesir maçı mutlaka kazanılması gereken bir maçtır. Yani bunu söylemeye gerek yok. Sen de işte hem altımızda hem bir an önce yukarılara tırmanmak istiyorsak. Balıkesir senin bir senden de, az gol attı. Bir de az önce program öncesinde konuşuyorduk seninle. Üstümüzdeki takımlar 4-5 tanesi hiç bay geçmemiş evet. Şu anda. 10. Menemen'in, 11. Denizli'nin, 12. Altınordu, 13. Adana Spor ve 14. Manisa Futbol Kulübü'nün arkadaşlar 9'ar maçı var. Evet, yani bunlar sırayla dinlenecekler. Biz evet. De onları hem kazanarak ötekiler de rakiplerine puan kaybedebilirler, beraber kalabilirler. Biz de ne yapacağız o arada? Sıyıracağız. Evet. Birkaç takımı altımıza alırız diye konuştuk değil mi İnşallah. Hocam? Yani şu iki maçı 6 puanla çok kapattığımızda önemli. Yani şu anda hatta 8 puanımız yaparsak, var. 14 puanla bayağı bir yerlere gelmiş olabiliriz. Yani 8. 9. 3'te 3 yaparsak diyorsunuz. Evet evet. Balıkesir Keçiören. Balıkesir Keçiören'i kazanıp evet. 6 puanla Kocaeli'ye gitmeden önce yani. Evet bakın hocam puanla. Haftaya Denizli, bu hafta Denizli bay. Mesela Denizli'nin evet. Puanına bakalım. Çok değil. 10 puanı var. Evet. Sen yenersen Denizli bay kalıyor. Denizli bir kere kesin geçiyorsun. Evet. 11'e 10 oluyor Denizli. O 10 puanla kalıyor. Sen 1 puanla geçiyorsun. Ve örneğin. Evet. Ha ne maçları var başka mesela? Eyüp Adana Spor. Evet. Bu enteresan. Yani Adana anlamında. İstanbul'da mı maç? İstanbul'da. Evet. Yine bakayım. Ankara Gücü Manisa. Buyurun. Evet Ankara Gücü yener işte kendi sahası. Yani şey ihtimalleri söylüyorum. Bolu Menemen. Maça bak hocam. Evet. 3 ihtimalli bir maç. Evet. Ha niye ben üstümdekileri söylüyorum? Bunlar her şeyin olabileceği maçlar. Bir an önce maçlar. Onları yakalamak anlamı var. Altın Ordu Ümraniye. Evet. Altın Ordu 2-0 öndeydi 6 tane yedi. Evet evet. Enteresan. Yani Kocaeli Gençler Birliği. Her yani şey olabilir. Şimdi, yani işte bu karşılaştığımız skorlar, neticelerin anlattığı da o. Yani her maç çok önemli. Her maçı kazanma şansın var ama çok iyi hazırlanman lazım. Hep onu söylüyoruz zaten. Her programda burada işte çok iyi hazırlanmak lazım. Yani teknik, taktik her anlamda hiçbir şeyi ıskalamadan en ufak bir detayı değerlendirerek maçlara hazırlanmak lazım diye söylüyoruz burada. Kadronun yani. Genişliği burada önemli işte bak yedeksiz çıktı yani yedeksiz derken yabancı yedeğin yoktu. İki kanadın birden hastalandığı ve adale gerilmesi. Yani bu kadroda sen süper işler yapıyorsun ama bir bakıyorsun maç günü kalecin yok, kanatların yok. Şöyle şimdi öyle maçlar olabilir. Futbol tabii bu maçın kırılma anları senin hep lehine aleyhine gelişebilir. Evet. Yani öyle şanssızlıklar olur, bir kırmızı kart görürsün falan. Olur artık bu günümüz futbolunda. Şey onun için kaybedersin, ona bir şey demem. Ama böyle 11-11 oynayıp, işte mücadele etmeyip, işte kötü oynayıp kaybettiğinde o zaman mesela Ankara Gücü maçı
Ben hayal kırıklığı yaşadım ve ondan zor kurtuluyorum ya. Bir güvensizlik olursa hocam, bir falan. De o 3 maç, 3 hafta o maç konuşuldu. Bırak futbolcuları, ben bu hale geldim yani tribünde seyrettikten sonra. Kaptan ne oluyor takıma, seni gören soruyor hocam. Hakikaten öyle yani. Ne diyeceksin ki? Ben de ne diyeyim yani, bir şey de diyemiyorum yani. Bize de aynı şeyi soruyorlar. Dolayısıyla yani şimdi bu maç biraz ümitlendirdi beni. Niye? Dediğim gibi doğru bir taktikle, doğru bir anlayışla oynadık. Haddimizi, yani kelimenin anlamıyla gücümüzü bilerek biraz gerektiği yani, kadar. Tabii yani ne yapmamız gerekir, nasıl kazanırızı oynayarak. Hamleleri ben beğendim hocam. Nasıl, ben de yani. Yani Aykut'ta daha dışında. Tabii. Ya onlar artık sonunda daha Ece'nin önce. Ece'nin takdiri. Biraz daha önce katılıyorum. Alaskarov yoruldu, ona katılıyorum. 75'i geçmemek lazım. Bruno mesela çok orada daha böyle tempolu, daha iyi savunma yapacak. Hocam Tuğbe yok, şimdi Vefa var. Ben bakıyorum Hasan Ayaroğlu var, bilmiyoruz ne vereceğini. Hasan da bayağı ara verdi yani. Evet. Ama genel olarak genel olarak değerlendirdiğimde hoca notu olarak baktığımda hem taktik teknik anlayış anlamında hem işte oyuncu değişiklikleri zamanlamaları anlamında bence hoca sınıfı geçti diyebilirim. Bir de hocam yani. Mehmet Erdem Uğurlu'yu bence bu maçta denedi ama neyi düşünerek denedi hocaya sormak lazım tabii. 19'da sakatlandı tabii, girene kadar 3-4 dakika geçti. Orayı Onur, bayağı zorladılar zaten. Evet, Onur 19'da girdi ya. Ben biraz daha özgüvenli seyrettim maçı. Evet. Onur tabii yani şimdi bindirmeleri var. Oradan bayağı tecrübesi var. Onların yabancı oyuncuları bu Roshi. Evet. Roshi 21 numara. O da Arnavut galiba. İsimden benziyor. Evet. Ondan sonra Bregu ile beraber bayağı zorladı. Arnavut bindirmeli oyuncular. Evet, o tarafı iyi kullandılar yani, o Roshi tarafını. Öteki Bruno da şey Bregu 10 numaralı sol tarafta oynadı. Evet. Ama sarı görünce de sonra değiştirdi onu falan. Evet, değiştirdi. Ben hani hamlelerden memnunum ama Onur'da ben ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Yani bu çocuğun tecrübesi Onur, var. Onur hem fizik kalite olarak hem hücuma destek anlamında 3-5-2'nin solu gibi. Daha yani Süper Lig oynadı ya Onur. Tabii. Yani Süper Lig Ankara Gücü patenti var. Yani. Mehmet Erdem'in de bakarsan yaş farkı da var. Mehmet Erdem 33 yaşında hocam. Öyle 88'de. Evet. Onur 95-96. Fizik kalite de olarak da 26 önde, yaşında. Onur önde fizik kalite de, Onur daha uzun Sırım boylu. Gibi. Daha kuvvetli. Kamp yedi. Hava toplarında daha etkili olacağını düşünüyorum. Tabii. Hücumda daha etkili olacağını düşünüyorum. Evet. Orada çıkışlarda falan. Takım, evet. İlk defa yani, kafamızı kullandık hocam. Yani, ben yazıyı eski aynen, olarak yaptım. Aynen katılıyorum. Çünkü Namık'ın asisti de kafayla. Orada da Onur tercihi daha doğru olacak gibi görünüyor. Evet. Şimdi hocam yönetmen de bakıyor. Bir reklam arası verelim. Reklam süremizi biraz açtık. Sevgili seyirciler, tabii reklam önemli biliyorsunuz. Tamamen duygusal nedenlerden dolayı. Hocamla da sohbete doyamıyoruz. Belki 5-10 dakika sarkma durumumuz olur ama. Saat 18'de de bu arada Topaş antrenörü Hakan Demir pot altında konuğumuz olacak bu akşam 6'da da lütfen. Evet. Vaktiniz varsa basketbol ligini Avrupa Kupaları kesinlikle da var. Kesinlikle izlenmesi gereken evet, bir program çok bence. Çok değerli evet, bir hocam. Evet. Geçen sene de bizi kırmadı geldi. Yine Topaş antrenörü Hakan Demir hem Topaş'ı hem Süper Ligi ve Avrupa Kupaları'nı konuşacağız diyelim. Basketbolda da maçlar alev aldı artık. Tabii ufak bir reklam yaptık hocam. Reklamlardan önce ben reklam yaptım. Evet. Şimdi Burcu'dan rica ediyoruz. 4 dakika çayımızı kahvemizi lütfen tazeleyelim. Ceylan Fırın'ın sunduğu Bursa'da spor reklamlardan sonra devam edecek. Ceylan Fırın'ın sunduğu Bursa'da spor programı reklamlardan sonra devam edecek. Bilimin gösterdiği yolun sonu sanata çıkacak. Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yeniden açılacak. O gün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. En büyük mutluluklarınızı siz bilin yeter. En özel anlarınızı korumak için bazen küçük bir farkındalık yeter.
Mahremiyet kapağı sizi ve sevdiklerinizi korur. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Bugün tedavi olanağından yoksun yüz binlerce katarakt hastası var. Oysa sadece bir ameliyatla çaresiz kalanların dünyasını aydınlatmak mümkün. Unutmayın, karanlıkta kalana ışık olunur. Biz böyle gördük. Yeryüzü Doktorları. Kitap üretiminde dünyanın zirvesinde olan Türkiye, şimdi başarısını dijitale taşıyor. Tüm kamu yayınları ve özel yayın evleri bu uygulamada güçlerini birleştirerek çok zengin bir e-kitap koleksiyonu oluşturuyor. E-kitabım uygulamanızı indirin, milyonlarca sayfa kitabı cebinize sığdırın. İster listeler yapın, notlar alın, otomatik alıntılayın, tercihinize göre özelleştirin. İsterseniz bunları sosyal medyanızda paylaşın, arkadaşlarınıza kitap önerin. Ayrıntıcı biriyseniz detaylı aramalar yapın. En çok okunan yazarlara veya yeni eklenen kitaplara tek tıkla ulaşın. E-kitabım her yerde, hep yanımda. Telefonumda, tabletimde, bilgisayarımda. Siz sahada olmayı özlediniz. Bizse seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi. Güzel günler için siz de aşınızı olun. Koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Satıcı sorunu çözmezse tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Ceylan Fırın'ın sunduğu Bursa'da spor programı devam ediyor. Ceylan Fırın'ın katkıda sunduğumuz Bursa'da Spor'da haftanın ilk programında yine Bursa Spor'u konuşmaya devam ediyoruz. Kimle devam ediyoruz? Yalçın Gündüz Hocam'la, Bursa Spor'un eski kaptanı ve eski teknik direktörü. Bizi radyodan dinleyenler için de bu anonsu yapıyoruz. Ya iki adam konuşuyor, kim bunlar demesinler. Ben Serkan Yetişmişoğlu. Vardır ya hocam. Klasik. Programın ikinci bölümünde yaklaşık bir 20 dakikada sizlerle birlikteyiz. Facebook, YouTube ve Twitter'dan sorularınızı bekliyoruz. Twitter'a ben bakıyorum. Facebook'la YouTube'a da yönetmenimiz Burcu bakıyor. Böylece paslaşarak gidiyoruz. Sorularınızı da cevaplamaya devam edeceğiz. Şimdi tabii hocam, açıkçası ben hani 60'tan sonra Bursa Spor'u psikolojik olarak 3-0, 51-3-0 da 53'te 3-1 olunca gene bu ufak eyvah oldu takım. Olmaz mı ya? Ben de oldum. Kasongo, çünkü hani Bursa Spor'un o yumuşak kanını biliyoruz. Ben notlarıma da bakıyorum. Şimdi erken o mesela Kosango'nun olduğunu düşün. O kaçırdığını. Evet. Çizgiden çıkanı. O zaman 55'te de çizgiden çıktı. Bence o maçın kırılma anı. Tabii ya, sen ne diyorsun? 55'te 3-2 olsa çünkü, yanlı gülüm keten elba. Tabii öyle bir, yani geriden geliyor. Bolu Spor çok momentum alır. Morallenecek. Aynen, momentum alacak. O, yani oyun zaten sportif terimiyle. Sıkıntılı. Aynen. Çok zor olurdu yani. Ben o zaman korku dağları beklerdi. Biz aynen, o zaman 3-2'yi korumaya kalkarsak aynen, o maç 3-3 olur. Aynen olur. Ya da ne bileyim yani. Geçenlerde bir maç var ya 4-3'e döndü. Aynen. Yani burada dediğiniz gibi hocam orta aynen. Sahada bir kırılganlık başladı. Zaten maçı bitirdiğimizde %40 topu vermişiz. %41 ile bitirdik. %59 onlar dedi. 7'de 5 şut hocam. Beşiktaş İstanbul'da. Evinde oynuyorsun. Beşiktaş İstanbul 3-0 galip. Adana Demirspor 3-3'e getirdi maçı biliyorsun. 2-3 hafta önce. Acayip maç. Yani dolayısıyla
Artık al 2-0 galip altın orada Erzurum'da 6-2 bitti maç. Yani her şey oldu. Dolayısıyla öyle 2-0 3-0 galibim. Artık futbolda öyle bir garanti yok. Rahat edeyim falan böyle bir anlayış yok artık ya. Bu arada sıcak bir bilgi Samsun Spor'dan bilgi verelim. Son ana kadar aynı disiplinle aynı ciddiyetle oynamak zorundasın. Aynen. Ne olursa olsun. Samsun Spor Mehmet Altıparmak'la bu sabah yolları ayırmıştı. Onu program başında söyledik. Mehmet Hoca'dan sonra Samet Aybaba'yla görüşmüşler. İlk görüşme olumsuz sonuçlanmış. İkinci görüşme olduğunu bilemem. Ama Samet Hoca'ya gitmiş Samsun Spor. Samet Hoca Süper Lig bekliyordur büyük ihtimalle. Ondan olmamış. Belki de. Çünkü Süper Lig'de de büyük bir gelen İtalyanları saymazsak acayip bir sirkülasyon var. Tabii tabii. O oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Şimdi mesela Kasımpaşa'da Cihat Hoca gitmiş. Kemal Özdeş ismi geçiyordu. Aa çok şaşırdım. Hocam gülüş güleceğim yoktu sabah da. Sabah vardı kanalı. Kemal Özdeş de yani orada bizim nöbetçi şey gibi yani. Yılmaz Hoca'yı hep çağırıyorduk ya onun gibi. Evet evet. Şimdi devam edelim. Hocam hani haftaya kupa maçı var 27 Ekim. Bu çarşamba değil, haftaya çarşamba Ceyhan geliyor. Ben o maçı şöyle önemsiyorum. Kim i̇şte, geliyor? Adana Ceyhan'la eşleştik. Tek öyle maç mi? İçeride seri burada başı. Akşam 6'da A Spor verecek maçı da. Söylüyorum hafta yani, içi olması. 27 bu çarşamba değil haftaya çarşamba. 27 Ekim. Keçiören maçından önceki çarşamba önceki, pazartesi olacak. Pazartesi. Yani şöyle söyleyelim. Pazar Balıkesir. Çarşamba burada 6'da Adana. O maçı şeyle oynar zaten. Yedek takımla. Adana Ceyhan da 3. ligde grupta düşme hattındaydı geçen hafta. Öyle mi? Bu hafta tekrar bakalım ama onların durumları iyi değil. Bence onlar çok iyi bir kura. Zayıf yani. Çok neden iyi hocam? Tuğbe'yi, Vefa'sı, tabii şu anda Eren'i, Batuhan'ı, hiç tabii, ben tabii, aynen öyle. Kadroya giremeyenleri, Uğur Kağan Yıldız'ı, Mert zaten oynuyor. Geçen sene başladı. De öyle olmuştu hatırlıyorsan. Evet, Karşıyaka ve Konya maçında. Değil mi? Burada Konya 22 maçı vardı. Burada böyle bir şeyler oldu yani. Bizim o çocuklar çok iyi oynadılar Abdullah falan. Abdullah Tazgel vardı. Göztepe maçı. Tuğbe gol attı Karşıyaka'ya. Göztepe zaten o oturmaz Batuhan maçı. 4 gol. Maçtı. Evet. Niye söyleyeceğim hocam? Kadronun genişlemesi, oynamayanın oynaması ki ben Taha'nın herkes satarım, Taha'yı satmam diye hafta içinde hoca, başkanın lafını da ben hatırlattım. Bu çocuk ama böyle maçta 3-1 öndeyken son 10 dakikada bile görev alamıyorsa ben burada Özgün Özcan'a bunu sorarım. Hatta bir arkadaş benim yazı yazıp Özgün Özcan'a mentionlamış. Hocam oku bak ne diyorlar diye. Ya şimdi Özgün Özcan'a tabii baktığı pencereyle bizim baktığımız, senin baktığın pencere biraz farklı. Olabilir olacak hocam. Yani. Hocanın bir lafı var. Yani bir takıma gidenler yatıyor. Ya işte ben hoca, kamp yemedi falan diye. Hoca bu kadar ince düşünecek durumda değil şu anda tabii. Onun bence, Aykut da oraya tecrübe mi denedi yani 80 yani bence günde? Hoca şu anda çok kendini, takımı, ben bu maçı nasıl skor kazanırım onu düşünüyor. Aynen. Skordan gerisi yalan. Daha çok oyuncuları o kadar detaylandırıp düşünecek hali. Ben bu maçı koparayım da. Aynen sonra bakın hani aynen, herkes tabelaya bakıyor ya. Aynen. Önce bir. Bir de ilk galibiyet hocanın. Düz yola çıkalım bir. Tabii tabii. Hocam aynen. Gelmişsin Ankara Gücü'den 4 yemişsin ya affedersin. Allah düşünsene ya empati yapalım. Bak şu maçı kaybetse Bursaspor yeniden. Hoca konuşulacak. Hoca konuşulacak. Yani. Hocam gelmişsiniz siz şimdi. Adınız Özcan. Ankara Gücü'den 4 yemişsiniz. Sonra baysınız. Sonra milli ara 3 hafta maç yapmadan tabii, geçiyorsunuz. Tabii, tabii. Sürekli size bir şeye soruyorlar. Tabii, tabii. Baskı, bu maçı iple çekersiniz. Hocanın üstündeki baskıyı falan düşünebiliyor musunuz? Hoca bir de bu camiayı da biliyor ya. Bu camia. Yaşadı. Samet camia, Hoca'nın yardımcısıydı. Camia zor camia. 9 ay kaldı burada. Tabii yani. Onun için hoca yani. Şu dediğim gibi dünkü maç bence hoca sınıfı geçti. Ya hocaya lafım yok benim. Ben yani, hocayla da açıkçası telefonda konuşan bir insanım. Onu söyleyeyim. Bir sıkıntım yok. Ya, tamam, ama ben şimdi buradan görüşlerimi söylemezsem. Hoca iletişime açık bir adam zaten. Aynen. Her basın toplantısı önce insanların elini sıkıyor gazetecilerin. Evet, tek tek yani, fikir güzel soruyor. Fotoğraf isteyene fotoğraf ne veriyor. Güzel. Orada bir sıkıntı yok. Hoca Bursa'nın bence kırmızı çizgilerinin farkında. Tabii, tabii. Sadece biz işte hani Aykut mu Taha mı bu kaç dakika kime yarar onun derdindeyiz. Ya yani ben de 18-34 yani, yaşında. Hoca şu anda dediğim gibi o başka pencereden bakıyordur onları. Saygı ama duyuyorum. İnşallah o günlerde gelir. Serkan çocuklar, bu çocuklar tabii, bizim çocuklar. Çocuklar bizim çocuklar. Seneye belki Aykut yok. Kazanmamız lazım. Bak sana %100 katılıyorum. Taha'yı kazanmamız lazım. Ne o Tuğbe'yi. Tuğbe'yi kazanmamız Vefa lazım. Gelsin. Vefa'yı kazanmamız Eren'in lazım. Eren'in süresi, Eren'in, Batuhan'ın. Aynen, Batuhan kesinlikle kazanmamız Furkan lazım. Furkan Emre'den bahseden yok. Ya Furkan Emre mutlaka bence kupada oynayacak. Yani tabii kesinlikle. Furkan Emre Taha ikincisi oynasınlar kupada. Ben yani, Furkan Emre'ye kaptan çıkarım. Tabii tabii. Aynen aynen. Canberk'i, Deniz'i. Aynen aynen aynen. Ne varsa yani, şu anda unuttuğumuz. O çocukları tekrar görelim bir bakalım son durumları hocam, ne. Hocam bir de benim maçımı A Spor açık kanaldan veriyor. Süper. TRT veriyor. Süper. Şimdi bu maça sen nasıl çıkarsın hocam? Tay gibi çıkarsın. Tabii yani. Tabii. Değil tabii mi? Aynen. Ve onlar da öyle yapacaklardır zaten. Ben Bolu Spor hocam 13'te 6 şut da oynamış bizim maçta. 6 isabeti var bizden bir fazla. Bizim 7'de 5 iç sahaya göre 3 gollü maça göre az.
5 isabetli şutun 3'ünü gol yapmışız. İsabetli şut yüzdemiz, gol yüzdemiz yüksek. Ama sen evinde bir 7 şut 60'tan sonra benim çünkü notlarım yok hocam bakın. Ama ya yani, bakın 65'te Canberk'ten döndü. Onur sakatlandı. Onu yazmışım Zeki'nin şutu. Sonra maç, pozisyon yok. Maç 3-1 iken 2-3 tane çok iyi pozisyon bulduk bu Alaskarov'la. Evet. Yani sağ taraftan gitti. Bir tane mesela Mataz vurdu kalecinin üzerine yerden yattı. 55. İşte gene Alaskarov götürdü bir iki tane. Yani orada koparamadık. Dördüncüyü atıp koparabilirdik. 55-60 arası orada bir dediğiniz olurdu. Alaskarov biraz güçsüzlükten vardı. Yorgunluktan mı? Bilmiyorum. Sen söyledin milli maçlar falan. Bilmiyorum hocam milli maçlar. Bir 63 bir 17 Sırbistan'dan geldi. Yani Alaskarov'un çok daha etkili olmasını bekliyorum ben. Ya. Kamp yani, yemedi hocam 2 gün yedi. Bilmiyorum yani Alaskarov'dan beklentim çok daha fazla. Beklentilerimin uzağında yani şu anda. Hocam Neftçi Bakü'de Şampiyonlar Ligi önlemesi oynayıp yani, geldi. Işte. Azerbaycan milli takımının düne kadar 11 oyuncusuydu. Son maçta sonradan girdi. Evet. Sağ kanat ve forvet oynuyor. Yani işte o zaman dediğim gibi daha önce de bu Mataz'la ilgili de konuşmuştuk. Hoca da zaman zaman şey bir özel ilgilenmek lazım bu oyuncularla. Mutlaka yani Alaskarov'la da öyle, Mataz'la da öyle, öteki Bruno ve Elton'la da öyle. Yani bu oyunculara çünkü çok çalışması gereken bir takımız biz. Evet. Yani bu bir kere iki kere iki dört Serkan. Kesin. Yani çok geliştirmemiz gereken çok yönlerimiz var. Az önce orta sahada hala kazanımlarımız artabilir. Yani kesinlikle. Yani dolayısıyla çok çalışmamız lazım. Bunun bilincinde olmamız lazım. Öyle biz çıkarız, yeneriz falan. Yok onlar biz Bursa Sporuz. Böyle bakmamak lazım edebiyat. Az önce söyledim. Çok mücadele etmeden, kanının son damlasına kadar savaşmadan öyle bu ligde maç kazanmak yok. Bak Balıkesir, Denizli maçını seyrettim. Evet. Balıkesir takımı 1-0 galip nasıl mücadele ediyor biliyor musun? Ölümüne ya. Ölümüne. Onlar da hoca değiştirir. Şuydu, son dakikada işte tamam. Yedikleri golü gördük işte oradan falan filan. Bir yedek giren oyuncu adamı takip etmedi. Oradan yedikleri golle az daha çıkarıyordu. Bizim Sedat son çizgiden müdahale etti. Bir ara maç reddiklendi ben de denk geldim. Çok değerli bir puanı kaçırdı Balıkesir. Mesela o maçı yenseydi veya berabere bile kalsa bizim maçı biraz daha rahat. Şimdi bizim maç daha zor olacak. Onlar için. Tabii yani. Onlar İçerideler. Için, üst üste. Tabii kazanmak zorunda oldukları bir maç onlar için yani. Onların da bir öyle bakacaklar. Denizli'de kaybettiler. İçeri geliyorlar. Bursa Spor'u gözlerine kesecekler. Kesecekler bence deplasman yani. Sayılmaz. Ha, seyircimiz yok. Deplasman seyircisi henüz açılmadı ama şuradan 2 saatlik bir yol yani. Öyle baktığında cumartesi akşamı gidilecek. Ya işte biz iyi hazırlanırsak eğer kadro kalitemiz. O zaman hocam bu maça gelelim. Evet gelelim. İyi hazırlanmak derken. Evet. Şimdi benim şöyle bir görüşüm var. Ben bunu evet. yazımda da belirtmek istiyorum hafta içinde. Evet. Belli ki bizim skoru aldıktan sonra ya da deplasmanda kontrollü dediğimiz ikinci bölgede bekleme, orta sahada bekleme, herkes anlayacağı gibi konuşalım. Bekleyip topu rakibe verdiğiniz anlarda ki hoca topu rakibe vermek gibi bir düşüncem yok diyor ama bazen maçın içinde elleyemiyorsun, oynayamıyorsun. Ya öyle demeyelim oluyor. De şöyle diyelim. Mesela ikinci bölgede takım savunmasını ikinci bölgede savunma böyle top kazanmak değişiyor. Takım savunması dediğimiz şey top rakibe geçtiğinde takım olarak topun arkasına geçip herkes topun arkasına geçip kaymaları doğru yaparak doğru pozisyon alarak evet. topun olduğu tarafa doğru kaymaları alan daraltarak hoca kaymaları yaparak takımın boyunu kısaltmak istiyor aynen, kesin. Aynen, işte, o kesin zaten şimdi Ankara gücü maçı faciasından sonra kuyruk uzadı orada abi uzadı ondan sonra gördük ne hale geldiğimizi. Şimdi takımın boyunu kısaltmak hani tekniğe girmeyelim ama çok doğru bir tespit aslında bu. Doğru bir oyun bu. Evet. Yani böyle skoru yapmak lazım. Aldıktan sonra. Evet, belli bir seviyeye gelene kadar bu oyunu oynamamız lazım. O zaman hocam ben size şunu sorayım. Balıkesir maçına herkesin yetiştiğini düşünelim ki kaleci Erhan Erentürk'le Kubilay'ı yetiştirme ihtimalinden olduğunu öğrendim bugün. Sıcak evet, bilgi. Evet. Kubilay Sönmez ve kaleci Erhan Erentürk. Evet. İnşallah tabii yetişsinler. Biz Canberk'ten memnun değiliz demiyoruz. Ya da Burak'la Emirhan Şubu demiyoruz. Önemli olan hocanın opsiyonları artsın, eli güçlensin. Bizim derdimiz bu. Şimdi Erhan da tabii çok tecrübeli bir kaleci. Burada Matavs'la başladığımızı düşünürsek, Tim Matavs, 9'a yazdık. Evet. Elton, Ofosu, Bruno, Namık. Size 4 tane oyuncu söyledim. Bundan ikisini kanada koyar mısınız hocam? İkisi yedek kalacak çünkü. Evet, tabii ki. Lütfen koyunuz. Elton, Ofosu. Ben Ofosu tarafındayım. Ofosu'yu sola koyduk hocam. Evet. Sağ tarafa Elton'la Alaskarov. Namık diyorsunuz. Alaskarov. Siz Elton'la Bruno'yu yedek bıraktınız. Evet aynen öyle. Niye biliyor musunuz? Hamle oyuncusu.
Niye? Zalazar şimdi gol attı. Hoca kolay kolay kesmez. Çapan da oturdu. Bruno da attı. Bruno da attı ama şimdi ben tandemden bahsediyorum. Defans maçı yani önemli ya. Defansa. Beş bence, yabancı. Bence gol attığı için Bruno'yu da kesmeyecek ama o zaman hocam, ben olsam keserim yani. Bruno'yu ben kanattan keserim. 8'de de yer yok. 8'de yer yok. İşte kanat o kanatta oynatacak yani. Bu takımı değiştirmez. O zaman hocam. Bak bu takıma bir tek Onur girer. Onur girer diyorsunuz. Ofosu'yla Namık ne oldu? Namık devam oturacaklar, eden. Oturacaklar. Elton'la. Oturacaklar. Elton oturuyor. Namık'ın yedeği diyelim. Tabii. Ofosu da oturur. Bruno oynarsa Ofosu da oturur. Ben olsam Ofosu'yu oynatırım. Bruno'yu oturturum. Ama hocaya göre diyorsun. Ama hoca benim bence. Kazanan takımı bozmayacak. Bence bozmaz bu takımı. Bruno'yu oynatır. Ofosu'yu oturturum. Kubilay ya da Emirhan hamlesi gelir mi? Yok. Gelmez. Yani yüksek ve Şen devam eder yani mi? Bir tek değişiklik. Erdem'in yerine Onur oynar. Onur da zaten Erdem düzelmeyeceği belli değil. Büyük ihtimalle. Düzelse de Onur oynar. Ki bence Onur. Belli oldu yani. Tabii. Netleşti. Oldu. O deneme tutmadı. Bir tek o tutmadı. Niye tutmadı? Hem fizik yaşından, kalitesi hem boyunun uzunluğu bak çok önemli. Çok maç eksiği var hocam. Boyunun uzunluğu tabii yani. Bir de maç eksiği var. Tabii. Yaz kampı yemedi. Altay'la o sözleşmesi bitti. Yazı boş geçirdi. Evet. Onu söyleyelim. Bireysel çalıştı. Onur. Şimdi niye söylüyorum bunu bak, hocam? Bu Erdem'in sakatlanması bile bir hayırdır belki. Erdem devam etse bu maç böyle olmayabilirdi. Orası maden olabilirdi. Aynen oradan bizi zorlarlardı. Hocam ofansif olarak çıkmıyor. Defansta da işini yapmıyor. O zaman o sol bek. Yani öyle demeyelim çok sert olur da. Yani o 20 dakika orayı çok zorladılar. Ve bu zorlamadan sonra da işte o tempoya mesela 20 dakika tabii yani. 18'de 17'de sakatlandı. Girene kadar 19 oldu. Tabii 19 oldu. Hocam şurada bu kadroyu kurduğumuzda ben size şöyle bir alternatifle gelsem. Yazacağım dediğim şu. Biz belli ki Balıkesir karşısında böyle ben Balıkesir'i gözümde büyüttüğüm için değil. Oyunu biz iç sahada bile 60'tan sonra 3-1 aldıktan sonra rakip sahaya yıkamadık. Ama anlayışımız o değil. Değil şimdi orta sahada top çalmak için beklerken. Gerek de kalmadı zaten öyle bir şeye. Yani golleri bulduk 2-0 bulunca tam bizim ekmeğimize yağ sürdü oyunun gidişatı da. Devreye 2-0 dedik. 2-0 da girince de beklemek, çekinmek. Alan daraltmak. Devrede de hoca bir müdahale yapmadı. Tabii Onur yani, değiştirmiş zaten. İstediğimiz gibi gitti oyun hep. Yani, oradan dolayı iyi takım bozmadı. Normaldi. Aynen. Çünkü orada 59'a kadar Emirhan Batuhan hamlesine kadar Matavs'ta. İsmail Yüksek niye çıktı onu ben anlamadım ama. İsmail Yüksek Emirhan niye çıktı? Girdi ya. İşte ben de maç şaşırdım. Mesela ben Bruno'nun çıkmasını bekliyordum. Bak açık söyleyeyim sana. Yani Bruno'nun çıkmasını bekliyordum. Biri dedi ki İsmail Yüksek'i hoca zaten galiba 60'larda falan çıkarmaya gözüne kafasına yazmış dedi ama iyi oynarken de o kafandaki şey değişir gerek ya. Var, tabii canım herhalde. Mekanik değil ki bu. Aynen öyle. Onu neyse geçelim. Hocanın bir bildiği vardır diyelim. Burada ben diyorum ki hocam bizim topu kazandığımız anda önde presle başlarsak Tim Matavs'ın pres özelliği yok bir. Yani bir kere yalancı pres yapıyor. İkinciye koşamıyor. Zaten ağır bir cüssesi var. Pivot santrafor. İkincisi yelpaze gibi açıldığımızda ani atak mesela Batuhan Eren'in yaptıklarını Tim Matavs'tan bekleyemezsin. Ben diyorum ki buraya bir rakibi şaşırtmak anlamında Elton'un 9 numara özelliği de var. Elton İsrail'de de zaman zaman oynamıştı var. 9 kanat. Evet. Santrafor'a Elton'u koysak, Matavs'ı kulübeye çeksek herhalde sözleşmesi ilk 11 oynar yazmıyor. Olabilir. olabilir. Doğru. Bakmak yani lazım. Mantıklı. Elton'u buraya koysak, Matavs'ı kulübeye çeksek, Bruno, Ofosu, Namık'tan ikisini oynatıp kanatlarda Matavs'ta öteki kanadı bekletsek. İki yabancı kalıyor 5+2'den. Evet. Burada önde basma adına hızlı hücuma Elton çünkü pırpır bir adam. Kesinlikle. 9 numara oynama özelliği de var. Böyle kesinlikle bir değişiklik benim kafamdan geçiyor. Olmaz mı? Uymaz mı? Kesinlikle uyar ya. Uymaz mı ya? Yani bu şimdi bak Balıkesir Ofosu var elinde. Matavs var. Balıkesir takımı şimdi bizim maçı seyretti. Seyrettiler. Büyük ihtimalle seyrettiler maçı. Mutlaka hocam videosu var. Ve nasıl bir Bursaspor karşılarına çıkacak? Onlar şimdi onu düşünüyorlar. Yazıyorlardır 11'i. Böyle oynarlar. Biz hemen basalım. Şöyle biz de ona karşı şöyle yapalım, böyle yapalım. Herkes buna çalışıyor zaten takımlar. Normal. Şimdi Balıkesir de bunu yapıyor. Senin dediğin şey çok daha etkileyici olabilir. Şoka sokabilir Balıkesir'i. Bak böyle değişik bir 11'le çıkarsa mesela dediğin gibi Matazı oturtturdu. Efendime söyleyeyim. Elton. Elton, santrafor. Bruno sol. Alaskorov gene sağ. Ya da Ofosu. Bak Bruno'da, Alaskorov'da topu taşıyabilecek ikisi de çalım özelliği olan Bruno'nun da çalım özelliği var. Ya şimdi hep söylüyorum. Kopuk olsa Ofosu'da da var. Teknik direktör çok önemli. Bir takımın
başarısında teknik direktörün payını hep söylüyorum. %80-90 Evet. Niye? Kadroyu okuruyor. Şimdi doğru bir taktik anlayış. Bak ben diyorum ki bu Boluspor maçındaki taktik anlayış doğruydu. Tuttu. Bir tek hücuma çıkışlarda topu kazandığımızda Matavza, o pasları Matavza atacağımıza Alaskorov'a ısrarla Alaskorov atsaydık ama Alaskorov'da sıkıntılı. Bitti hocam. İşte niye sıkıntılı? Dediğim gibi hazır değil falan. Mesela orada tam hazır bir Alaskorov veya tam hazır bir Ofosu. Çünkü bunlar süratli ve dripling yapabilen, topu taşıyabilen ve çalım özelliği olan oyuncular. Biz geçiş oyununda tempo sorunu yaşıyoruz. Bir de şunu görüyorum ben hocam. Bu takım sete set hücumda bekleyenlere karşı sıkışıyor. Bu sefer doldur boşaltta geçiyor. Tim Matavs ne zaman lazım bize? Doldur boşaltta lazım. Batuhan'ın yanına koy onu. Bravo. 4-4-2 mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Gene kanatlar Bruno, Oposu, Elton neyse. Bravo. Buradan dolduralım. Çünkü aşamıyorsak. Aynen. Sedat Dursun'la falan biliyoruz. Sedat'ı da biliyoruz. Şimdi oralara gidelim. Aynen katılıyorum. Yani dolayısıyla lazım olduğunda optimik sahaya. Ben senin anlattığın taze, bu. Taze tim. Anladım. Ben senin anlattığın bu anlayışı kabul ediyorum. Bak bir teknik adam olarak baktığımda. Eyvallah hocam. Ben bunu hiç aklıma yattı. Yani. Aklıma yattı. Elton'un 9 numara özelliği olduğu için söylüyorum. Bu hadi Elton'u düşünme. Batuhan bile olabilir orada. Niye olabilir? Bu olabilir. Batuhan çabuk. Ben Batuhan süratli. Oynaması demiyorum hocam. Yanlış anlamayın. Batuhan dinamik. Daha dinamik. Ha yok yani, yabancı kullanımı açısından ben baktım. Olabilir. Ama Batuhan bile olabilir orada. Yani Matavz'ı mesela hamle oyuncusu olarak düşünebilirsin. Maç istediğin gibi biz kazanmamız, evet, kazanmak evet. istediğimiz Atoraya bir maç. Olmadı. Matavz içeriye bir santrafor daha, çift santrafor. Baskı gerekirse baskı. 4-2-4 gibi. Eğer düşündüğümüzü atamazsak yani kazanamayacağımız bir pozisyona gelirse maç o zaman riskleri al. Hocam 4-2-4 dedim ama 3-4-3 de olabilir. Gerekirse tabii ya. Yani buradaki santraforları ben hani laf olsun diye santrafor top gelmeyecekten olduktan sonra oraya istersen 10 tane santrafor diz. Şimdi topu da getirmen lazım. Şöyle özetleyeyim Sarkan'cığım. Bak ben Boluspor maçında şu taktik anlayışın doğru olduğunu yani top rakibe geçtiğinde takım savunmasını iyi yapıp kendi sahasına çekilip alan boş alan geniş alan rakibe vermemeye çalışan bir anlayış işte iyi yardımlaşan bir anlayış göstermemiz ve rakibe az pozisyon vermemiz güzel. Hücumda da topu kazandıktan sonra da geçiş oyununu çok çabuk ve direkt oynamaya, öne oynamaya çalışarak, çabuk oynamaya çalışarak doğru bir anlayış gösterdiğimizi gördüm. Ve bunu doğru bir taktik anlayış olarak düşünüyorum. Yani Balıkesir maçında... Dolayısıyla Balıkesir maçına geldiğimizde... Bize yakın gözüküyor mu? Bu taktik anlayışı değil. Senin dediğin gibi daha başka değişiklikler yapıp... Yani hücuma çabuk çıkabilen. Tabii hücumda daha etkili olan, daha pırpır. Tabii daha pırpır, daha süratli olup ve uygulamada da bunu başarabilirsen Balıkesir maçı bu anlamda kolaylaştırabileceğin bir maç olabilir. Hocam geçiş oyununda Tim Matavs'a hızlı hücum düşünürsen ama gülerler yani. Doğru bir taktikle oynamazsan Balıkesir Spor'la işte korokor mücadele edip çünkü Balıkesir çok mücadele eden bir takım. İçeride dışarıda evet. Bak emin ol bu kadar sıkıntılı durumda olmasına rağmen kaç seninle, tane maç? Seninle aynı işte. Golü yemiş. Ama her şey rağmen. Senden 4 gol azaltmış. 2 tane maç kazanmışlar yani. Evet evet. Baktığını bir sadece beraberlikleri. Berabere kalır. Şu maç mesela berabere kalır. Kalabilecekleri yok. Yani hiç beraberlikleri yok bir de hocam. İçeride mesela Tuzla maçını seyrettim bunların. 1-0 yenildiler Tuzla'ya. Evet. Tuzla maçını seyrettim. Kazanmaları gereken bir maç. Direkten döndü bilmem ne. Şanssızlıklar da var. Aynen öyle. Dolayısıyla kolay bir maç değil. Balıkesir çok mücadele ediyorlar. Evet. Kadrolar kaliteleri belki sınırlı ama mücadeleleriyle o açıklarını kapatıyorlar. Aynen. Bence dolayısıyla çok baktığında biz kadro kalitesi olarak daha iyi bir takımız kazanabiliriz ama doğru yapmak. 4-4'lük hazırlanmamız gereken, doğru bir taktikle oynamamız gereken, doğru bir kadroyla oynamamız gereken evet. ve maçın içinde de disiplini hiçbir an bırakmadan bu ciddiyetle, Bolu maçındaki ciddiyetle oynamamız gereken bir maç yani. Aynen. Hocam mesela birkaç soruya baktım. Erol Çelikkaya demiş ki Serkan ve Yalçın hocam soru sormaya gerek kalmadı. Her konuya temas ettiniz demiş. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Biz aklımıza gelenleri sizler için zaten burada konuşuyoruz. Tabii canım. Tabii, yoksa tabii. Biz kamerayı kapatıp kendimize konuşacak halimiz yok. Tabii. İsmail'in bonservisini almamız lazım demiş Naim Aydemir. Kısa geçiyorum. Bu kadar sahamıza mahkum niye demiş Orhan Balı. Bu maça özel bir durum yoksa böyle bir oyun planımız var. Biz hiçbir hoca sahada biz mahkum demeyelim. 60'tan sonra düştük.
Değil mi hocam? Sağımıza mahkum dersek yani bu, topu verdik diye demek istiyor. Gibi yani. Bence öyle. Yani Bursaspor aslında diğer oyunu da oynayabilir ama o oyunu oynarsanız bu sefer geride, evet, geride falan çok falan. Alan kalacak. Geniş alan. Onlar da bu geniş alanları iyi değerlendirip, evet, skor üretebilirlerdi. Aynen. Dolayısıyla biz Burak'a bile mesela çok yerini kaybetmedi. Burak'a bile burada kal. 6 numara merkezde. Ki dudağına patlat çocuğu. Ön libero gibi. Burayı çok terk etme diye mutlaka söylediğini düşünüyorum ben. Çünkü Burak hep merkezde, orayı garanti altına aldı. Aynen. Hakemi de kutluyorum ben. Bülent Birincioğlu maçı etki etmedi. Normal bir, yani, maç yönetti. Aynen. Bir sıkıntı yok. Yok. Bu arada Ali Zemin'e kısa kısa geçelim diye söylüyorum hocam. Ali Zemin'e Ankış demiş ki 2 hafta üst üste kolay rakipler var. Bize göre 6 puan alırız diye düşünüyorum. Dün takım ruhunu ortaya koyduklarını gördük. Ben de onu yazdım yazında. Takım oyunu çok gelişmekte ama takımdaşlık ruhu daha çabuk gelişmiş. Bu şimdi, bence artımız. Kesinlikle. Şu maç kazanılması bile o şeyi çabuklaştıracaktır veya pekiştirecektir. Evet. Takım ruhunu, arkadaşlığı, takımdaşlığı, yani kazanmak güzel şey ya. Hepsi morallendiler. Hani kirimi bir bak, tarafa bırakın. Tabii. Takım oyunu kazanmak. Ya, pul, o arkadan yok, gelir. Yani. Bu arada Ahmet Sümer de demiş ki iyi yayınlar. Bağdat'tan selamlar, saygılar. Sizi görmek ne güzel. Biz de Bağdat'a, Irak'a bizi dinleyen tüm gurbetçi timsallara da selam iletelim Ahmet Bey'in nezdinde. Annem izliyormuş, iyi yayınlar demiş. Annem de ellerinden öpüyor, tekrar geçmiş olsun diyorum. Hocama da selamlar demiş Halit Kurtoğlu. Bu selamları da iletelim, üstümüze kalmasın. Çünkü bazen isimlerini, soruların hepsini okuyamasak da isimlerini söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Vaktimiz biraz açtık ama yönetmenimizden de özür diliyoruz. Hocam artık inşallah bu maçtan sonra daha güzel şeyler konuşuruz. İnşallah Serkan'cığım. Bir sonraki hafta kupa ve şey var. Evet. Ben Ankara Gücü maçından önce burada otururken her şey çok güzel olacak şuraya yazıyorum demiştim. Evet, okey, yazıyı saklıyorum. Aynen yani. Şurada öteki masada, masayı değiştirmişsiniz. Evet, masa güzel öteki oldu. Masada. Yönetimlerine sağ olun. Ama Ankara Gücü maçı hayal kırıklığı oldu. Şuraya bağlayalım şimdi bu maçı. Evet, bir son mesaj sonra, olsun. Hoca ilk defa gelmişti. Çok takımı tanımıyordu. Çok yeniydi. Evet. Ankara Gücü maçı böyle bir kaza oldu diyelim. Şimdi takımı tanıyan hoca işte şu maçta oynattığı oyun taktik, şu maçta belirlediği taktik, takımın oynadığı oyun ve o da sonuç, diyor gelişeceğiz diyor yani. Aynen öyle. Olduk demiyor. Göründüğü gibi inşallah Bolu Balıkesir maçı da aynı şekilde değerlendirilir ve kazanılır. Ondan sonra işler daha da kolaylaşır. Yani bu iki tane maçı kazanılması. Maçtan sonra güzeller içinden bir seni seçtim. Maratona güvenimizi, gittiler. Moralimizi, her şeyimizi arttıracaklar. Az önce dediğim gibi takımdaşlığı arttıracaklar. Dolaştılar. Güzel oldu. Dolayısıyla çok daha iyi şeyler olabilir. Bu oyuncular mesela gelişmeye açık. Bak Alaskorov sıkıntılı. Mataz öyle. Bunlar biraz daha yiyecekler. Daha iyi çalışıp bu oyuncular daha mesafe kat edebilecek belki oyuncular. Belki kişiye özel idmanlar yapılacak. Aynen işte onu diyorum. Özel idmanlarla geliştirilip zamanı değerlendirip bu oyuncuları bu lig temposuna bir an önce sokmamız, evet, lazım. Dolayısıyla bu Kasım'da bir milyar daha var Kocaeli maçı. Kalitelerini yansır hale gelirseler mutlaka Bursaspor kendine layık olan yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Aynen hocam. Şimdi 10. haftaya oynayacağız. Bu takım Ankara Gücü maçındaki kadar kötü bir takım değil bence. Değil. Oradaki görüntü gibi bir takım değil. Orada hoca yani geldi falan derken işte orada bir zafiyet gösterildi, evet, ama bu bir şekilde hemen telafi edilecektir, kapatılacaktır ve bundan sonrası daha iyi olacak gibi görünüyor diyebilirim. Aynen hocam, bakınız şimdi hemen ben de fikstüre baktım. Kocaeli maçı hocam 7 Kasım'da. Evet. Körfez'de maç. Bu maç 12. hafta mücadelesi. 7 Kasım'dan sonra bir milli ara daha var. Orası, evet, bizim en son durağımız. Çünkü milli devre arasına kadar, devre arasına da çok az. 15 evet, gün gibi. Milli ara yok. O yüzden bakıyorum. Sonra 22'sine kadar. 7'sinden 22'sine kadar. Orada bir hafta sonu boş. 15 gün boşluk var. Milli boşluk. Kocaeli maçından sonra mı ara var? Kocaeli boşluk. Yani biz 3 maç diyoruz ama Kocaeli 4. maç gibi düşünün. Keçiören'den sonra Kocaeli'ne gidiyoruz. 7 Kasım haftası. Onun günü belli. Fakat sonra milli arada 15 gün bir toparlanma şansımız daha var ve İstanbul Spor geliyor. Şimdi bizim 8 tane maç oynadık biz. Dinlendik. 3 maç daha koy, 11 maç. 11 maçtan sonra ara olacak. Ligin 12. haftası. 11 maç doğru. O 11 maç. Ondan sonra kaç maç kalıyor? Hocam
hafta olarak bakmamak lazım. İşte 19 hafta ama 18 maç yapıyoruz. İşte doğru. Devreye kaç maç kalıyor? 7 maç mı kalıyor? 18 maç yapıyoruz değil mi? Şimdi 18 maç yapıyoruz hocam. Siz tamam. Kaç maç saydınız? 11 maç saydım. Şimdi şunu... Koca ile beraber. Aynen. 7 maç kalıyor. 7 maç kalıyor. 7 maç üst üste oynayacağız. Bir daha hiç ara yok. 12. hafta mı 11? Yok. Bir daha hiç ara yok. Yok. Çift maç var mı? Araya koyacaklar maçları. Bir tane var galiba. Var mı öyle? Tam şimdi size tarihini yanlış söylemeyeyim de. İşte dolayısıyla yani bu oyuncuların... Bu Kasım ayı önemli gene. Bu takımın 3 hafta sonra. Şimdi hoca diyor ya 1-2 haftaya daha ihtiyacımız tamam. var diye. Hadi onu da verdik. Balıkesir. Balıkesir Keçiören oynadık. Geçtik kupayı. Kocaeli ile oynadık. Kupa da önemli bir şey. Evet. Bir fırsat gelişmek için. O maçta 4 tane maçı geçtikten sonra diğer o devre sonuna kadar oynayacağımız 7 tane maç çok önemli. Artık orada rayına oturmuş. Temposunu bulmuş. Bahanesi olmayan. Eksikleri de gidermiş. Aynen. Eksiklerini gidermiş. Bahanesi olmayan bir futbolcu ve takım olması lazım. Aynen bak. Bu hocaya göre konuşuyor. Şimdi, aynen. İşte hocanın söylediklerinden hareket de biz de kendi düşüncelerimizi birleştiriyoruz. Yani 22 Kasım İstanbul Spor maçı iç evimizde. Aynen. 22 Kasım haftası. Aynen o. Bravo. O maç hiçbir bahanesiz aynen. mutlaka kazanılması gereken rakip kim olursa olsun. Ben İstanbul Spor demiyorum. İsterse gençler bile gelsin. Seyrettim. İstanbul Spor'u da seyrettim. İsterse, hiç korkulacak yani, falan bir takım değil. Ümraniye gelsin. Bizim normal şartlarda rahat rahat yenmemiz gereken bir takım. Bak söylüyorum sana. Fikstür de zaten şu anda iyi gidiyor. Tabii yani. Allah'a şükür. Dolayısıyla dediğim gibi bu o maça kadar da daha zaman var. Hocanın sözleri de gözümüzün önünde duyduk kulağımızda. Ve bu oyuncular eksiklerini giderirseler ki bu kadar zaman var. Gidersinler bir zahmet. Evet. Ve o maçlardan gerçek Bursaspor'u görelim. Bu arada yani. Profesyonellik demişken personel dahil şu anda personelin içeride 1 lira alacağı yok. Ne güzel. Eylül maaşlarını da almışlar. Ne güzel. Ekim'i çalışıyorlar. Ne güzel. Eskiden hep haber olurdu. Bursaspor'lu çalışanlar mahvoldu. 5 ay oldu, 6 ay oldu diye hatırlayın. Evet, acı. Halilay döneminden başlamak üzere. Evet. Bu Mesut Mestan ve zaman zaman Erkan Köristan'da da çok az da olsa yaşandı. Yani birkaç ay. Halilay zamanında 6 ay ben net biliyorum. Biliyorum. Ama şimdi personel memnunken, yani maaşını alıyorken, çalışıyorken, futbolcuların primi kazandıktan sonra yatıyorsa, o zaman siz de bir zahmet oynayın yani deriz. Aynen yani. Şimdi yönetim daha ne yapsın yani? Yani bu camia, yani... Para pul sorunu yokken, bahanen yok. Geçen sene bildirgeleri biliyorsun. Büyük, Peygamber. Yani, bir de, yani böyle bir kulüp bulamazsın Serkan. Eğer paran yatırılıyor, bak tesisleriyle, evet, efendime evet, söyleyeyim. Her şeyle mükemmel. Her şeyle abi, böyle bir kulüp olur mu ya? Sana da bir zahmet oynamak lazım. Aynen yani, sen çıkacaksın. Güzel, iyi çalışacaksın. Doğru, iyi antrenmanlar yapacaksın. İyi çalışacaksın. Maça kendini hazırlayacaksın. Maçta da çıkacaksın. 90 dakika görevini yapacaksın arkadaş. Hani bir laf var. Puan durumuna bakalım. Bakmak istemiyor canım diyorlar ya. Biz de bakmak istemiyoruz ama yani, mecburuz üstümüzdeki şimdi, adamların maçına kadar bakmaya. Bu yabancı transfer arkadaşlar da geldiler. Camiayı tanıdılar. Takımı tanıdılar. Ligi tanıdılar. Çayını, yani, tabii yani her şey belli. Artık ortada. Bu ligin nasıl oynandığı takımların... Oposu diyor ya, biz bu ligi kolay sarıyorduk. Evet, öyle de olmadı. Çok sertmiş gördük diyor. Lütfen yani. Dolayısıyla o zaman tamam. Benim bu söylediklerim çok önemli. Zamanları da veriyoruz işte. Dediğim gibi yani bu iki tane maç bir kere %100 çok önemli. Bu iki tane maç kazanılacak. Evet. Balıkesir, evet. Keçiören. Kocaeli maçı zor olur. İşte dün mesela Kocaeli maçını seyrettim. Keçiören'i yendi Ankara'da. Bir de orada maç. Yani... Keçiören. Ama hocam siz 3'te 3'te giderseniz şartlar çok farklı olur. %100 farklı olur. O zaman hesaplarımız çok farklı. Bu sefer puan durumu terse dönebilir yani. Aynen. Kocaeli'ye de saygı duyuyoruz. Tabii onlar da 1. lige kaç yıl sonra çıktılar yani. Ama onlar da playoff mücadelesi veriyor. Bakmak lazım. Zirve her an değişiyor işte. Bak Eyüp diyordun, Manisa diyordun. Manisa Alaş'a aldı, hocasını gönderdi, Naci Hoca'yı. Evet. Her şey olabiliyor bu ligde. Yalçın Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Serkan. Sohbet güzeldi. İnşallah önümüzdeki haftalarda yeniden birlikte oluruz. İnşallah. Sağlık versin. Görüşelim yani. Diyelim. Evet sevgili seyirciler. Ceylan Fırın'ın sunduğu Bursa'da Spor'un sonuna geldik. Yine maske, mesafe, temizlik ara sıra söylüyoruz ama tekrar bakın hazır burada. Hemen program bitiminde takıyoruz. Sıkıntı yok. Lütfen dikkat edelim. Bursa'da vakalar artıyor. Aman dikkat. Saat 18'de Topaş Antrenörü Hakan Demir'le Pot Altı programında konumuz olacak. O programı sizleri bekliyoruz. Yalçın Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Ceylan Fırın Bursa'da spor programını sundu.